arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Rüzgarlı bir günde yine video çekmeye devam ediyoruz. Saat 17.45 falan olsa gerek. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber pullumuzun ayarı nasıl yapılmalıdır, bunlar hakkında bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki kullanım kılavuzu bölümlerini çekiyordum. Kaza ayarını çekmiştik nasıl yapılmalıdır diye. Bugün de pullumuzun ayarı nasıl yapılmalıdır onu çekeceğiz. Bundan sonraki videolarımızda da bir istek videosu geldi. Ben de zaten düşünüyordum, onu çekeceğiz. Tarlada, yani pullukla tarlada sürüm nasıl yapılmalıdır? Dilerseniz gelin, pullumuzun ayarı nasıl olmalıdır biraz bunlar hakkında bahsedelim. Öncelikle pullumuzun iyi ayarlı olabildiğini anlayabilmemiz için atıyorum çarıklarımız, yani ayaklarımız. Bizimki şu an 4 numara, yani 4 ayaklı bir pulluk. 5'li işte olabilir, 6'lı olabilir vesaire. Bunların yere tam olarak, yani yere paralel basması lazım arkadaşlar. Eğer ayaklarımız paralel yere tam basmıyorsa, kolumuzun, pulluğumuzun orta kolu veya da normal ayarlı cüt kol olur, bunlardan ayarlayabiliriz. Eğer pulluğunuz bizimki gibi şasiyli ise, yani ayaklar şaseye bağlanmıyorsa, buradan ayarlayabiliriz. Bunun anahtarı oluyor. Size geldiğinde bunun anahtarını verirler. Burada anahtar oluyor. Anahtarla buradan çap ayarını vermemiz gerekir. Çap ayarı nasıl olmalıdır? Traktörün lastiğiyle paralel bir çap ayarı olması lazım. Eğer şasemiz, yani profil, traktörün lastiğiyle, yani traktörle paralel bir şekilde değilse, demektir ki pulluğumuzda bir ayarsızlık var. Eğer ki pulluğumuz sert bir zeminde sürüm yapıyorsak ve özellikle çarıklarımız hani bayağı bir kullanılıp ve örselendiyse, yani zemine tam batmıyorsa, traktörümüzün sol kolunu, yani orta kolunu azıcık aşağı indirip sürüme devam edelim. Şimdi gelelim pulluğumuzun sağ yatma ayarı ve sola yatma ayarına gelelim. Yani sağ ve sol ayarlarına. Pulluğumuzun ilk öncelikle tam motorumuza ortalı durması lazım. Ne çok sağa ne de çok sola yaparsak motorumuz her zaman bir tarafa çeker ve yanlış pulluk ayarlamaları da her zaman yakıt ve motorun çekişini pulluğumuzun sağ sola ayarı dedik. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? İlk öncelikle traktörümüzü tam arkasına geçip traktörümüzün ramok bağlantı yerine, yani tablamızda tam şöyle dimdik bir şekilde durmalıyız. Ve pulluğumuz da bu şekilde böyle dimdik durursa, yani pulluğumuzun dev boyunu tam motorumuzun ortasına gelecek şekilde, pistonumuzun bağlantı yerine gelecek şekilde olursa, demektir ki pulluğumuz ne çok sağda ne de çok solda demektir. Tam orta olması gerekiyor. Pulluğumuzu öyle bir ayarlamamız gerekiyor ki ilk ön çarık, ilk çarığımız, yani şu tekeri kesmesi lazım. Şu an tarlada değiliz ama çüt sürerken atıyorum ki hendeğe girdik, cızımızı çektik, gidiyoruz ve traktörün lastiğinin orada izi çıktı. Arkadaşlar, eğer öyle bir olay olursa demektir ki pulluğumuz ayarsız. Traktörümüzün lastiğinin izi çıkmaması lazım. Şu tam lastiğin oraya öyle bir kesmesi lazım ki iz çıkmaması lazım ve tarlamız dümdüz olması. Pulluğumuzun sağ ve sola yatma ayarını nasıl ayarlarız? Yan kollarımızdan. Bunları yukarı çekip sağa sola çevirdiğimizde pulluğumuz düz bir şekilde ayarlarsak güzel. Pulluğumuzun sağ sola yatma ayarından daha demin de bahsetmiştik. Bunları eğer iyi değilse, yani tam ortalı değilse, bunları nasıl ayarlarız? Gördüğünüz gibi burada kollarımız var. Yani gergi kollarımız. Aynısından sağ tarafta da var. Bunları biliyorsunuz ki her motorda mecburiyet bir şekilde olmak zorunda. Bunları söküp, eğer çok sallanıyorsa sallantısını azaltıp takarız. Az sallanıyorsa sallantısını uzanıp, yani şöyle şu kadarlık bir sallantı falan yeter mesela. Sallantısını uzatıp şöyle takarız ve sürümümüze evet, devam ederiz. Arkadaşlar, ilk kullanım kılavuzu bölümümüzün daha sonuna geldik. Bugün sizlerle bu bölümümüzde pullu ayarı nasıl yapılmalıdır ve nasıl ayarlayıp tarla sürüm şartlarına girebiliriz, bunlar hakkında bahsettik. Eğer ki hala anlamadığınız ve benim anlatamadığım bir konu varsa bana yorumlarda yazarsanız ben de size daha anlatıcı bir belki video çekerim. Çekemezsem de Instagram ve yine yorum kısmında size cevaplarımızı veririm. İnşallah bunun hakkında da yine saçma sapan yorum yazanlar olmaz. Dediğim gibi bu bilmeyen kişiler için ve bilmeyen kişiler hala hani anlamadıysa veya da ben tam olarak bir şey anlatamadıysam bana söyleyin. Dediğim gibi hem Instagram'dan hem de yine YouTube'un yanıt kısmından size cevap verecektim. Veririm yani. Hiç şüpheniz olmasın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Yeni videolara çok az bir süre kaldı ve çok değişik video fikirleri var aklımda. Biliyorsunuz ki artık sonbahar geliyor. İşte kışa doğru falan enleme yapıyoruz. Ekim videoları falan gelecek. Bunlar da hala şu an düşünüyorum. Ya nasıl videolar falan çeksem diye ve kaliteli videolar gelmeye başlayacak artık arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum ve...